Dostlar, yollarda yeni bir güne daha uyandık. Dün, daha doğrusu fazla yürümüşüm. Gece oldu, biliyorsunuz zoraki bir benzinlik bulup yatmıştım. Şimdi oradayım. Güneş doğmuş, saat 8.30 olmuş. Anca uyandım. Etrafta çalışanlar çoğalmaya başladı. Rahatsızlık vermeden hemen toparlanıp yola düşeyim. Yolda görüşürüz. Evet millet, uyandık, toparlandık. Benzinlikten ayrılıyorum. 6-7 kilometrede bir köy görünüyor. Bir sahil köyüne benziyor. Şimdi oraya kadar gidelim. Orada bir güzergah planlaması yaparız. Hadi bakalım. Dostlar, benzinlikten çıkalı 1-2 kilometre oldu. Önümüzdeki köyün ismi de Koca Çeşme'ymiş. Koca Çeşme'ye de yaklaşık 5 kilometre var. Haydi bir gidelim bakalım. Koyun sürüsü var. İnşallah köpek saldırmaz. Çoban da yok ortalıkta. Allah. Oğlum sakin. 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 Maşallah koyunlar da iyi besliyor ha. Cinsi neyse. Neyse köpekten yırttık. Hadi gidelim bakalım. Evet. Abiler, ablalar biraz daha geldik. Koca Çeşme köyüne. Var birkaç kilometre daha. Şöyle tarlaların içinden giden bir yol gördüm. Sıkıldım ana yoldan abi. Oraya döneceğim. Tek kestirim sayılmaz ama aşağı yukarı aynı. Hadi gidelim bakalım. Trakya Dağları önümüzde. Nasıl olsa artık dağlardan gideceğiz. Son kez bir denize yakın olalım. Saros Körfezi. Gelibolu artık karşımızda kaldı. Oralardan geldik. Körfez'in etrafını dolaştık. Şimdi Edirne-Keşan istikametinde ilerleyeceğiz. Ama önce şu tarla aralarından giden yola girelim diyordum. Tarlanın ortasında bir ceviz buldum. Sincap mı taşıdı acaba bunu buraya? İçi boş gibi. Şurada yol var, ona bağlanayım. Oradan devam. Hadi gidelim. Az evvel tarlanın ortasında bulduğum içi boş çıkan cevizin kaynağı buradaymış. Tarlanın köşesinde. Gölgesi güzel görünüyor. İnsanın ağaç gölgesinden canı çeker mi? Yolda olunca çekiyor. Az şurada oturalım. Dinlenelim. Yere düşmüş ceviz varsa yeriz belki. Aynen buldum. Bunun da içi boş. Şöyle mi oturalım? Aynen. Hadi ben biraz dinleneyim. Oh.
Evet. Millet bakın ne buldum. Yerler ceviz dolu. Hiç toplanmamış ağacın üstü de dolu, yerler de dolu. İşin ilginç tarafı, hemen şöyle bir karış etrafından topladım yani. Bakın hala yerler dolu. Maşallah. Çoğu da sağlam çıkıyor. Güzel cevizli bir kahvaltı olsun bize. Biraz enerji verir. Sonra köye gideriz, bir çay içeriz üstünde. Yani bunu hayal ediyoruz. Bilmiyorum köyde kahve var mı? Var mı, bileceğiz mi? Ya nasip dedik, çıktık yollara. Hadi bakalım. Yeter bu kadar be. Kalkalım hadi. Hadi bakalım. Evet, köye toprak yollardan gitmeye karar verdim. Aynı mesafe. Hemen yanımda bir asfalt yol var. Bir de az ilerisinde otoyol var. Hepsi aşağı yukarı aynı. Ne zamandır özlemişim toprak yoldan gitmeyi. Asfalttan çıkamadık. Mecbur kaldık asfalta. Hadi köye varalım da görüşürüz. Abi köylerde bile çöp varsa bu millet artık iflah olmaz. Şuna bak ya, tarlaların ortasını çöplük haline getirmişler burayı. Kocaman bir karga. Koca Çeşme köyünün tarla yolundayız. Pisliklere bakın abi. Koca Çeşme'nin muhtarına, Gelibolu Belediyesi'ne, Çanakkale, kim ilgiliyse duyurulur. Haydi gidelim. Çöp deryası olmuş burası dostlar. Bitmek bilmiyor. Şurada bir kabir gördüm. Kabir mezarlık mı orası yoksa? Tek bir kabir mi? Bir bakalım.
çöplerin arasında tek bir kabir dostlar. Bir şehit varmış burada dostlar. Nasip oldu bak, denk geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Şehit Şaban amca. Denk gelmişken nasip oldu, Şaban amcaya da bir Yasin-i Şerif okuyalım Allah'ın izniyle. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. Yuhyiha allazi enşa'aha evvel merrah ve huve bi kulli halqin alim. Allazi ceale lekum mineş şeceril ahdari naran fe izâ entum minhu tuqidun. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Hayırlısıyla şehit Şaban amcamıza da bir Yasin-i Şerif okuyabildik, şükürler olsun. Kimdir, nerelidir bilmiyorum, bir araştırmak lazım, köye gidince sorarım. Etrafı çöp içinde. Gerekli yerlere duyurulur. Şimdi köyün içine varınca da bu durumdan bahsederim. Muhtarı falan görürsem. Haydi köye doğru gidelim artık. Koca Çeşme köyü göründü. Önce bizi ölmüşleri karşıladı. Kabristanı göründü. Camisi görünüyor. Deniz kıyısı bir köy. Muhtemelen balıkçılık da var. Ellere baktığımda hayvancılık da var. Büyükbaş, küçükbaş. Ama turistik bir köye de benziyor. Yani yazlıkçıların yoğunlaştığı bir köye de benziyor. İçerisinde birkaç tane balık restoranı olduğunu gördüm haritadan. Bir bakalım lokantası var mı? Bakkalı kahvesi vardır. Olmadı, balık yeriz. Ne zamandır deniz kıyısından yürüyoruz. Balık yemeden dağlara sarmayalım değil mi? Hadi bir bakalım. Koca Çeşme köyü. Kabristanı. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Şöyle sağdan camiye doğru gidelim.
Evet, köyün merkezine inceden inceye geldik. Burada bir tabela var. Restoran mı, büfe mi? Bakalım. Camisi burada. Balık restoranı. Kahvehanesi de burada. Muhtarlık. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Dostlar, balık restoranı açılmış. Kapalıydı, biraz bekledim. Geldim, önce bir söyledim, sordum. Köfte de yapıyormuş. Bir köfte yaptıracağım. Bakalım. Sonra belki uygunsa fiyatı, bir de biraz da balık tadarım. Hadi bakalım. Evet dostlar. Koca Çeşme köyünden ayrılıyorum. Balık restoranına girdim. Köfte yedim. Balık kültürüm pek yok. O yüzden heyecan aramadım kendime. Zaten köfte de beni doyurdu. Ne midede ne kesede balığa yer kalmadı. Bir balıkçıya göre köftesi gayet güzeldi. Ama üzülerek söylüyorum, fiyat çok pahalı. Ya da ben garibanım, bana pahalı geldi, bilmiyorum. Şimdi ana yola yaklaşıyoruz ama ana yola paralel bir yol daha var burada. Biraz ileriden dağın yamaçlarından ana yola bağlanacak. Oraya kadar sakin olan bu yoldan gideyim. Sonra tekrar ana yola mecbur bağlanırız. Hadi bakalım. Evet dostlar, plan değişti. Bu yol güzel, sakin. Hafif genişten alarak tekrar ana yoluna bağlanıyor. Ormanlıkların orada bir yerde. Ama şurada ileride bir benzinlik var. Bu yoldan gidersem o benzinliğe uğrayamayacağım. Benzinliğe girmem gerek. Marketi vardır umarım. Çünkü son nakitimi balıkçı aldı. Bir porsiyon köfteye 50 lira dedi. Kart geçeyim dedim. Kart bozuk dedi. Velhasıl parasız kaldık. Buralarda para çekecek hiçbir yer yok. En azından benzinlikten kartla alışveriş yaparım. Şöyle tarladan geçeyim. En azından diyorum, benzinlikten su falan alırım. Suyum da kalmadı. Birkaç bisküvi falan. Ormanı o şekilde atlarız. Haydi gidelim. Evet, benzinliğe geldik dostlar. Bir gelelim bakalım, marketi açık gibi duruyor. Bakalım. Evet dostlar, benzinliğe girdim. Yine kırıntı bir şeyler aldım. Su aldım. İleride de bir çeşme olduğunu öğrendim. Çeşmenin yanına gidip bir bakacağım. Kamp kurulacak bir yer varsa dağlara tırmanmadan bugün fazla yürümek istemiyorum. Bu akşamki yemeğimizi de öğlen yemiş olduk. Hala o Koca Çeşme köyündeki köfteci aklımdan çıkmadı. Balıkçı daha doğrusu.
Gariban olunca bir köfteye 50 lira vermek acayip koydu be. Bir şey de demedim artık. 50 liraya köfte mi olur falan. Muhatap bile olmak istemedim. Zaten ne diyecek en fazla, sana 40 lira olsun diyecek yani. Ha 40 ha 50 fark eder mi? Bak hala aklımda ya. Şunu unutmam lazım. Son nakitimdi be. Allah'tan kredi kartı geçiyormuş benzinlikte de. Neyse. Bir çeşmeyi bulalım bakalım. Görüşürüz. Hadi gidelim. Evet millet. Bayağı yol aldık ya. Gelibolu Yarımadası ve Saros Körfezi geride kalıyor. Buradan manzarası da güzelmiş. Hadi bakalım. Bana müsaade. Evet dostlar. Alt geçitten geçtim. Çeşmeyi de hemen gördüm zaten. Etrafı müsait değil gibi. Güzel gibi. Bir bakalım, yaklaşalım. Rampalara çıkacak mecalim yok. Buralarda bu geceyi atlatmam lazım. Evet, Melek anne hayratıdır diyor. Melek anneciğim üzgünüm. Çeşmen kurumuş. Mecbur devam edeceğiz. Bir çeşme gördüm sanki. Karşıda çamların dibinde. Evet evet, bir çeşme. Umarım akıyordur. Hadi gidelim. Evet, Koru Dağı dinlenme tesisleri 3 kilometre ilerideymiş. Yani rampanın sonu mu demek istiyor? Burada bir çeşme var. Teknesinde su da var. Ama akmıyor gibi. Daha da çok az akıyor. Çok az akıyor dostlar. Bir mola vereceğim. Kalıp kalmayacağıma. Sonra karar vereceğim. Hadi bakalım. Kararımı verdim. Burada kalıyorum. Şöyle şu ağacın dibine çadır kuracağım. Saat 3.30 civarı. Daha fazla yol almak isterdim ama rampalara geldik. Dün de fazla yol yürüdüm. 30 kilometre falan yol yürüdüm dün. Çok yoruldum. Gece de yürümek zorunda kaldım. Benzinlikte yatınca da iyi dinlenemedim. Seslerden de uyuyamadım zaten. Bu sebeple bugün bu yorgunlukla bu rampaları çıkamayacağıma karar verdim. Belki 1 kilometre, belki 2 kilometre ileride, belki 500 metre ileride daha güzel akan bir çeşme vardır ama bilinmezlikle uğraşamayacağım şu an. Az da olsa akan bir çeşme var. Yeter. Haydi çadırımızı kuralım. Ve iyice dinlenelim rampalardan önce. Sonrasını sonra düşünürüz.
Evet abiler, çadırı kurdum. Güneş batmadan evvel potinlerimizi de dinlendiriyorum. Çorapları da yıkadım. Güneşin son demlerinden biraz da kamp lambamız nasiplensin. Gece o da lazım. Ateş yakmaya çok uygun bir yer değil. Rüzgarlı hava ve orman yakın. Su az akıyor. Çeşmenin dibine küçük bir ateş yakılabilir. Ancak ateşle işim yok. Çay demlerim desem, kuru çay bitti. Almadım, unuttum. Kahve yapayım desem, bir kahve için ateş yakmaya gerek yok. Tüpte yaparım, yaparsam. Öyle yani, burada ateş malzemesi ile uğraşamayacağım. Hem de risk var. Orman çok yakın. Haydi bakalım, ben biraz istirahat edeyim. Görüşürüz. Evet dostlar, bugün de akşamı Keşan rampalarının başlangıcında, yol kenarında, çeşme başında yaptık. Yarın sabah inşallah sizin de bir şekilde Keşan'a doğru devam edeceğiz. Yolda fikirler değişebilir, başka köylere dönebiliriz. Durumlar neyi gösterir onu bilmiyorum. Ya nasip diyoruz, nerede akşam orada sabah. Türkiye turu devam ediyor. Haydi bakalım, görüşmek üzere.